Buradaki amaç şu. Artık toplumdaki bölünmüşlüğün, kutuplaşmanın son bulması, insanların kendilerini ifade edebildikleri, eleştirel haklarını kullanabildikleri, talep ve isteklerini hayata geçirebildikleri bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bu bildirgede bunun ön koşullarının neler olabileceği üzerine inşa edilmiş bir bildirge. İçeride ve dışarıda. Yani sen de ben de tecrit altındayız aslında. Biliyoruz ki son günlerde birçok insan açlık grevi, ölüm oruçlarına başladılar. Bu önemli bir şey. Bugün artık bir insanın dahi bu tür sorunlardan dolayı ölmesi yazık. Dolayısıyla insanlar ölmesin. Yine o huzur ve barış ortamının sürmesi önemli. Buradaki tecrit dediğimizde direkt aklımıza Abdullah Öcalan geliyor. Yani bütün toplumda böyle bir şey oluştu. Sanki yalnızca Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılsın. Abdullah Öcalan hapisten çıkartılsın, Türkiye Cumhuriyeti'ne başbakan ya da bakan yapılsın. Bu noktalara iş çekilir hale geldi. Böyle bir talebimiz yok. Yani biz diyoruz ki, yani en herkesin anlayacağı netlikle söylemek istiyorum. Bir insanın hapiste olması demek, haklarından mahrum olması anlamına gelmiyor. İnsanın doğuştan gelen temel hakları vardır. Bu temel haklar yasalarla vesairelerle uygulanabilir. Ama bugün yıllardır aile ve avukatla görüştürmeme gibi bir ceza olamaz. En azından kendi koydukları yasalara uyaraktan, bu yasaları uygulayaraktan kendi söylediklerini yerine getirsinler. Aslında işin özü o. Yani siz bir insanı ya da insanları hapse atıyorsunuz. Onların hapishanede bile belli hakları var. Ve bu hakları ben uygulamıyorum diyorsunuz. Bunun ortadan kaldırılması, o tecritin aslında bir anlamda ortadan kaldırılması demek. Şimdiye kadar ki bütün şeylerde Öcalan önemli bir faktör olmuştur. Bu da tecrit gören bir insandır. Dolayısıyla Öcalan dahil tüm tecrit altındaki insanların artık tecritten kurtulup insan olma haklarının sağlanması lazım. Sanat özgür ortamda kendini gösterir. Fakat otokratik ve despotik yönetimi altındayken ne yapar? Örneğin Nazım Hikmetler deriz, değil mi? Yılmaz Güneyler, Ahmet Kayalar, bir sürü böyle geçmişi sayabiliriz. Yani Cumhuriyet'in kurulduğu yıldan bu yana. Bu insanlar da hep seslerini çıkarttıkları için başları belaya girmiştir. Hepsi hapislere girip çıkmışlardır. Ve bugün onları hapse atanlar, onların heykellerini dikip büyük sermaye şirketlerinde kitaplarını, romanlarını, şarkılarını kullanıyorlar. Niye? O eski Türkiye'nin kurtuluşuna yol açan sanatçılar olarak. Peki bugün hala o eski Türkiye sürüyor ve insanlar ses çıkartmaya devam ediyor. Edecekler de. Ta ki demokratik bir ortam sağlanana kadar. Sanatın bütün amacı insanların o demokratik ortamda özgür olduğu günlerde daha neşeli, daha güzeli paylaşmaktır. Dolayısıyla son cümle şunu söyleyeyim. Sanat yapabilmek için bizim demokrasiye ihtiyacımız var. Eğer demokrasi yoksa, demokrasinin kurulması için ses çıkartmaya ihtiyacımız var. Belki bizden öncelerinde olduğu gibi böyle bir girişimde bulunduk. Bundan sonra herkesi barışa karşı ses olmaya çağırıyorum.